Bir önceki videoda düşük yağlı bir diyetle beslenen grupla kontrol grubu arasındaki ortalama kilo kaybı için %95'lik bir güven aralığı hesaplamıştık. Hatırladınız mı? Bu videoda ise bu veriyi kullanarak düşük yağ oranlı diyetin işe yarayıp yaramadığı konusunda bir hipotez testi yapmak istiyorum. Evet. Hipotez testi için önce sıfır ve karşı hipotezleri oluşturmamız lazım. Sıfır hipotezi düşük yağlı diyetin işe yaramadığı olacak tamam. Ve eğer düşük yağlı diyet bir işe yaramıyorsa düşük yağlı diyetin popülasyon ortalaması eksi kontrol grubunun popülasyon ortalaması ne olur? Sıfır olur sıfır çünkü neden işe yaramıyor sıfır bir değeri yok. Bu ifade aynı zamanda düşük yağlı diyetin örnekleme dağılımının ortalaması eksi kontrol grubunun örnekleme dağılımının ortalamasının da sıfır olması anlamına gelir. Bunu daha önce de görmüştük ama bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Örnekleme dağılımının ortalaması popülasyon ortalamasıyla aynıdır arkadaşlar. Yani bununla bu bununla da bu aynı şeydir. Bir de bir de şunu eklemek istiyorum. Örneklem ortalamaları farkının dağılım ortalamasından bahsediyorsak eğer bir önceki videodan hatırlayacaksınız. Hatırlayın. Bu da sıfıra eşit olmalı. Neden mi? Çünkü buradaki ifade ile buradaki ifade birbirinin aynı. Sıfır hipotezi konusunda anlaştığımıza göre şimdi gelelim karşı hipoteze. Onu da buraya yazacağım. Karşı hipotez düşük yağlı diyetin işe yaradığını savunacak. Karşıt ya o işe yaradığını savunacak. Yani bu diyette bir sonuç elde ediyor olmamız lazım. Bu da kilo kaybının daha çok olması anlamına geliyor. Yani birinci grubun popülasyon ortalaması eksi, ikinci grubun popülasyon ortalamasının sıfırdan ne olması gerekiyor? Büyük olması gerekiyor. Bu da dağılımın tek kuyruklu olduğu anlamına gelir. Aynı şeyi dağılım farkının ortalaması x1 eksi x2 sıfırdan büyük olacak şeklinde de ifade edebilirsiniz. Bu ifadeler eşdeğerdir. Çünkü bu bununla, bu da bununla aynı şey. Evet, devam edelim. Hipotez testi yapabilmek için anlamlılık düzeyini de belirlememiz gerekir. Şimdi, sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayacağız. Ve sıfır hipotezinin doğru olduğu durumda, örnekleme ait bu veriyi elde etmenin olasılığını bulmaya çalışacağız. Bu olasılık eğer belirli bir düzeyin altındaysa, sıfır hipotezini reddedip karşı hipotezi kabul edeceğiz. Bu düzeye hatırlayacaksınız anlamlılık düzeyi veya zaman zaman da alfa denir. Bu örnek için anlamlılık düzeyi yüzde beş. İsterseniz bunu sıfır hipotezinin doğru olması durumunda buradaki sonuçları elde etmenin olasılığı yüzde beşten fazla olmamalıdır olarak da yorumlayabilirsiniz. Ya da sıfır hipotezinin doğru olması durumunda reddetmenin olasılığı yüzde beşten fazla olmayacak. Çünkü o zaman birinci tür hata yapmış oluruz. Bir daha tekrar edeyim. Eğer bu sonucu elde etmenin olasılığı yüzde beşten azsa sıfır hipotezini ne yapacağız? Reddedeceğiz. Ya da şöyle söylemeliyim. Olasılık yüzde beşten azsa sıfır hipotezinin doğru olduğunu kabul etmemize rağmen reddedeceğiz. Biraz düşünelim. Şimdi sıfır hipotezimiz burada. Buraya da dağılımı çizmek istiyorum. Tamam mı? Dağılım. Sıfır hipotezine göre örnekleme dağılımlarının farkının ortalaması sıfır olmak zorunda. Şimdi bunu söyledikten sonra buradaki kritik bölgenin neresi olacağını siz söyleyebilir misiniz? Hadi bakalım. Bunu bulabilmek için burada bir değere, z değerine ya da en doğrusu kritik bir değere ihtiyacımız var demeliyim. Çünkü bu normalleştirilmiş normal bir dağılım değil. Evet. Burada kritik bir değer var. Bence istatistikteki en büyük sorunlardan biri ne demek istediğimizi en doğru şekilde ifade edecek kelimeleri kolayca bulamamamız arkadaşlar. Buradaki değer bu dağılımda bu değerin üzerinde bir dağılım dağılım elde etmenin yani olasılığı %5 Şimdi de buradaki kritik değerin ne olduğunu bulmamız lazım. Bulduğumuz sonuç eğer bu değerden büyükse sıfır hipotezini reddedeceğiz. Çünkü bu bunu elde etmenin olasılığının %5'ten az olduğu anlamına gelir. Evet, evet bu durumda sıfır hipotezini reddedip karşı hipotezi kabul edeceğiz. Tabii ki de örneklem boyutları yeteri kadar büyük olduğu için Hatırlayın örneklem boyutları 100'dü. Bunun normal bir dağılım olduğunu varsayarak Z değerlerini kullanabiliriz. Eğer normalleştirilmiş normal bir dağılıma bakıyorsak kritik Z değeri ne olur? Kritik Z değeri diye de not edelim kritik Z değeri. Bu değerin üzerinde bir değer elde etmemizin olasılığı yalnızca %5. Bu kümülatif bir dağılım olduğu için buradaki alanda ne olacak? %95 olacak ve Z tablosunda %95'i arayacağız. Tek kuyruklu bir dağılımı incelediğimizi de unutmayalım arkadaşlar. Tamam mı? %95'e en yakın değer, evet bir bakalım. Sanırım bu. Bunun çok ama çok az sağında bir değer elde etmeyi göze aldığım için 95,05 iyi bir değer. 95,05 1,65'e denk geliyor. Evet, kritik Z değerini 1,65 olarak bulduk. İsterseniz bunu buradaki uzaklığın 1,65 standart sapma olduğu şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Yazılar çok ufak ama buraya bu dağılımın standart sapmasını yazdım. Peki bu dağılımın standart sapması neydi? Bir önceki videoda hesaplamıştık ama gelin bir kere daha yapalım. Dağılımımızın standart sapması, örneklem ortalamalarının farkının dağılımının standart sapması, karekök içinde birinci popülasyonun varyansı, popülasyonun varyansını bilmiyoruz ama bunu örneklem standart sapmasını kullanarak tahmin edebiliriz. Öyle değil mi? Evet, örneklem standart sapması olan 4,67'nin karesini alırsam örneklem varyansını elde ederim. Popülasyon varyansı için de elde edebileceğimiz en iyi tahmin nedir? Budur bunu bir de örneklem boyutuna bölmemiz lazım örneklemin boyutuna. Sonra ikinci grubun popülasyon varyansı için elimizdeki en iyi tahmin yani 4,04'ün karesi bölü örneklem boyutu olan 100. İkinci ikinci grubun pardon, ikinci grubun örneklem standart sapmasının karesi varyansı verir. Tamam değil mi? Varyans. Bunu bir önceki videoda hesapladığım için belki de sonuç hala hesap makinemizdedir. Bir bakalım. Evet buradaymış. Yaşasın. Hala burada. Bakın 4,67'nin kare kökü bölü 100 artı 4,04'ün karesi bölü 100 sonuç 0,617. Evet bu 0,617'ye eşit. Şimdi buradaki uzaklığı bulmak için de 0,617 ile 1,65'i çarpacağız. Haydi bakalım çarpalım. 0,617 çarpı geliyor 1,65 ediyor size 1,02. Evet. Bu uzaklık 1,02'ymiş. Bu Düşük yağlı diyetin bir işe yaramadığını varsaydığımızda bu iki örneklemin ortalamalarının farkının 1,02'den büyük olmasının olasılığı yalnızca %5 demek. Yalnızca %5. Bulduğumuz ortalama ise 1,91. Yani buralarda bir yerlerde ve gördüğünüz gibi kritik bölgenin de içinde. Evet. Sıfır hipotezini doğru kabul ettiğimizde bunu elde etmemizin olasılığı %5'ten yani anlamlılık düzeyimizden küçük. Bir dakika bir saniye şu şekilde söyleyeceğim. Buraya yanlış yazmışım zaten. Anlamlılık düzeyi yani buradaki alfa'nın aslında %5 olması lazım. %95 değil. Bu burası 5. Evet. Sanırım doğrusunu söyledim ama yanlış yazmışım buraya. Özür diliyorum, düzeltiyorum. Her neyse anlamlılık değeri %5. Anlaştık mı? Şimdi sıfır hipotezini doğru kabul ettiğimizde bulduğumuz değeri yani buradaki farkı bulabilmemizin olasılığı anlamlılık düzeyimizden küçük, yüzde %5'ten küçük. O halde %5 anlamlılık düzeyiyle yaptığımız hipotez testi sonucu ne yapıyoruz? Küçük olsa ne yapacaktık? Sıfır hipotezini reddediyoruz ve düşük yağlı diyetin aslında işe yaradığını kabul ediyoruz ve ne yapıyoruz? Gidiyoruz düşük yağlı diyete başlıyoruz arkadaşlar. Ya da gidiyoruz hemen bir pizza kebap e, sipariş ediyoruz bu kadar diyetten bahsedince çünkü acıkıyoruz